Merhaba, Post42'ye hoş geldiniz. Bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün bizim için çok duygusal bir video. Çünkü çok. Özgür, işte reji dediğiniz, Graal. Bizim de dediğimiz Graal. Reji. İşte bir beklentiniz olmasın ama yani dümdüz insan yani. Şimdi herkes yorumlara yazacağı için neden acele ettiriyor reji, neden acele ettiriyor, neden acele ettiriyorsun abi? Çünkü muhabbet çok dağılıyor abi. Yani belli bir yerden sonra bir konu konuşacağız diye girdiğimiz bazı videolar oluyor ya. Hiçbir yere zaman? Bağlamıyorsunuz bazen. Her yani, video yani. Yok. Bizim olay o değil mi? O da öyle akıyor gidiyor. Trafik saati geliyor. Maslak'tayız. Tabii. Üşüyoruz bir de. Evet, hava soğuk. Stüdyo daha soğuk. Olarak tabii o yüzden. Arkadaşlar o yüzden kızıp durmayın reji. Tamamen bizim iyiliğimiz için olan bir şey. Hatta onların da iyiliği için. Yani video gelmesini istiyorlarsa tabii. Bunun böyle olması lazım. Bir yerde kesilip kurgulanmaya başlaması lazım. Özgür, evet, projenin artık yapımcısı diyebiliriz değil mi sana? Birçok şeyi diyebiliyoruz yani. Her işi kitlediğimiz için birçok şey. Bizim de tabii şimdi anlatacak anılarımız var. Senin de mutlaka insanlar var, yapımcının gözünden biz nasıl gözüküyoruz, nasıl insanlarız, Post42 çalışması kolay mıyız? İçeriden biri. Kameraların önü çok başkaymış. Gerçekten. Bir ün geldi şu an üstüme. Gelir. Bunlardan bahsedeceğiz. İsterseniz tanıştığımız, Özgür'le tanıştığımız o büyülü ana gidelim. Evet, bu hikaye güzel. Evet. Ben bunu ilk dinlediğimde gülmüştüm. Çok güzel bu. Yani siz de gülersiniz yani çünkü. Oradaydık. Bence onlarla konuşuyor. Ben yoktum, bana anlatın. Sana evet, anlatıyorum. Sen. Şimdi Sonaç, gittik projeye. Hani kabul ettik, başlayacağız artık. Bugün yönetmenimiz de geliyor dendi. Gittik biz de. Sonra yönetmen geldi içeri telefonuna bakarak böyle geldi oturdu böyle. Selamlar beyler, selam abi, merhaba falan. Ben izledim videolarınızı, PlayStation Türkiye'den bahsediyorum. İzledim videolarınızı, güzel, iyi. Evet abi, yaparız inanılmaz yani cool ya, inanılmaz cool da abi. Hiç yaparız şey biz böyle hani yönetmenle şimdi bir şeyler üreteceğiz mi, acaba anlaşabileceğiz mi falan. Telefonla anlaşıyor o sırada bizle anlaşma bakmadı gibi bir derdi. Bakmadı bile ya bize çok. Ondan sonra şunu çok net hatırlıyorum, şunu unutmadım. Kurgu ne yapıyorsunuz? Efendim abi? Kurgu diyorum, kurguyu nasıl yapacaksınız? Abi yani yapabiliriz, biz de kurgu biliyoruz. Okey, hangi programları biliyorsunuz? Premier. Premier olur. Edius? Yok abi, Edius'u bilmiyoruz. Premier o zaman. Ya bu minvalde şeyler konuşuyor. Hiç şimdi gözüküyor. Dümdüz bu şekilde konuştuk. İzledik, sıçtık. Özgür, bu arada şunu söyleyeyim. Özgür benim bu projeye dahil olmamın evet, en büyük etkeni. Biz değil miyiz? Özgür olmasa cidden daha zor olurdu yani. Çünkü Özgür televizyon çıkışlı. Aynen. Dedim ha, içeride bizden biri var. Elhamdülillah. Ama neticede aslında halk istedi seni, öyle düşündüğün zaman kitle istemek istedi. Dediler ki yani kanalda bakılacak bir şey olsun, hani bir de görselimize hitap etsin deyince dedik ya, kabul etmek zorunda kaldık. Evet, çok haklılar. Herkes çok haklı. Eye Candy dediğimiz insan olarak Sonat'ı. Ne kendi? Eye Candy. Göz kendi. Güzel durup kurabiye yapan kişi. Evet, weekend'i. Şöyle güleyim de Aras Karanfil'e benzeyeyim. Ben niye adama benzemiyorum? Öyle ya yapınca benzemiyorsun garip bir şekilde. Evet abi, o fotoğrafta o bir şey var. Adam benziyor, sana benziyor. Bana annem benziyor yazdı oğlum, niye başka kanala video koydunuz diye. Niye haber vermediniz diye. Aras Karanfil, öz annem ya, beni doğuran insan ya. Bu videodan sonra bana kim yazar acaba? Çok meraktayım. Ben karım yazıyormuş. Seni, Kıvanç Tatlıtuğ. Seni bana benzetiyorlar. Burada ne işin var? Hatırlıyorsan bizi benzetiyorlardı birbirimize. Evet ya, ben bile benzettim. Evet, dedim evet ki bu bana benziyor ya. Sizin gömlek döneminiz vardı. Evet, gömlek döneminde, gömlek çok döneminde birebirdiniz yani abi. Ben çok severim. Meç oluyor değil mi gömlek? Tabii. Ben de kareli giyiyorlar. Böyle illüzyon oluyor. O kareler kaplanıyor üstüne. Birbirine oturuyorlar böyle. Giyemeyeceğim bir ortamda bile gömlek giyebiliyorum. Üstlerini atlamak istersen böyle perspektif ayarlayamıyorum. O gömleğin şeylerini çizgi çizersek birleşiyor zaten. Birleşiyor. Biz nasıl durursak. Yıldız kıralım takımı. İdeal insan ortaya çıkıyor. Yıldız takımı oluşuyor. Ya ben de ama sizle mesela tanışmadan önce ben normalde Educated Ear'ı biliyorum. Bir dakika. Konuyu dağıtmıyoruz bu videoda. Burada olması çok farklı lan. Hadi böyle lan. Burada böyle yapıyor ya. Bak dedi. Bizim o dönem biliyorsun yani Burak vardı. Dedi ki işte Boğaç'ta dedi Educated Ear dedi. Ben böyle oturuyordum işte. Educated Ear bu mu dedim, Educated Ear? Yok canım. Hani, bırak benimle alay edin. Bu dediler. Sonra da dedi ki ya içerideki gözlüklü de şey dedi, zıbın dedi. Zıbın hangi zıbın?
Twitter'daki zıbınmış. Aa, o da o mu dedim. Ben şimdi direkt böyle şey. Ne o? Ben de onu bloklamıştım. O herkesi blokladığı için. Yani yalan böyle tabii. Hani onu takibe geçtim falan diye bir hikaye anlatmak istedim ama yalan bu. Onu söyleyeyim. Net bloklamış ya. Hala bloklusunuz. Evet. Ama hikaye de böyleydi yani. Çok enteresandı. Bizde çalışma şey yani şimdi senin televizyonculuk geçmişin var Sonat'ın dediği gibi. Bir sürü güzel projede yer aldın. Ne oldu da bu şey hale geldi? Ne yaptın da buraya düştün? Nasıl mutlu oldu ya? Kafasında kurdu çünkü komik olacağını. Bir insan televizyonda ne gibi yanlış bir şey yapabilir? Yapardım. Ya? Abi, televizyon gerçekten bak hakikaten hani herkes biliyor bu arada hani Sonat sen de zor abi ben Lig TV'deydim. Galatasaray televizyonunda çalışıyordum. Ya abi Galatasaraylıyım. Ama Galatasaray kazansın istemiyorum çünkü kazandığında bir yandan işte maçın klibi, Fatih Hoca açıklama yapıyor, işte oyuncular, gece haberlerine kadar sürüyor. Bir de sürekli maç var. Hani Galatasaray futbol takımıyla bitmiyor ki. Bunun Türkiye Kupası var, voleybolu var, basketbolu var, bayan basketbolu var, su topunda iddialıdır mesela Galatasaray. Bitmiyor abi, iş bitmiyordu. Zaten Fener yok ki... diye galiba su topunda. Yani Galatasaray TV'deydim ben. Evet ama bu sene de Fener yok. O da ayrı bir şey. Ben daha önceden ama şeydeydim. Televidyon diye bir şey vardı. Biliyor musunuz bilmiyorum. Belki izleyenler de vardır. Serdar Kuzuloğlu'nun projesi. Televidyon'da yani daha YouTube yoktu. O dönem işte dijital content üretiyorduk. Televidyon'da. Çok rahattık ama proje battı. Ya batınca o dönem çok erkenmiş dijitale video üretmek için. İnşallah böyle devam etmez. Sonra televizyona geçtim. Yani baktım. Eline attığın her şey battı mı? Hayır abi baktım televizyon çok ağır, çok yorucu. Ben de o kadar yorucu işe gelmek gibi bir... Hani hayatta öyle bir edinim yok. Niye biz öyle bir şey yapıyorsun? Biz geldin. Doğruya mı? Burada. Orada meç ettim. Ya işte sonradan hani reklam prodüktörlüğü vesaire derken hani ajans bünyesinde Base42'de kurulurken İşte bunun hani yapısına geçmiştik. Hani bence güzel oldu. En azından abone sayısı, izlenmeler filan onu gösteriyor. Ben en azından öyle görüyorum. Geçenlerde ama bir konu var bak aklımda. Bir söyleşiye gittik. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. Yani. Çünkü çok az gidiyoruz. Dört tane gittik. Adam şey sordu. Abi işte videolarınıza bot basıyormuşsunuz. İşte... Ne alaka dedin galiba sen? Yani bot bastık ondan hepsine işte basıyoruz. Kuzenim öyle söyledi. Üniversitede okuyor. O arasın. Tamam doğru bilgi o zaman çünkü. Ya bu arada YouTube'da hani bot basılıyor. Bunu herkes biliyor. Yani hepimiz biliyoruz ama ben hani kanal yapımcısı olarak da söyleyebilirim. Bizim kanalda tek bir bot varsa arkadaşlar bütün dataları açarım yani. O da benim 10 senelik. Hiçbir sorun yok. Yine bak Özgür'ün yükselişi geldi bak bu arada. Tek bir bot varsa açarım. Özgür. Ve bu da bot yükselişim çünkü ben buna o anda da sinirlenmiştim. Geldi o yükseliş. Çünkü görüyorum abi adamın 4 milyon takipçisi var video izleniyor 1 milyon. Şimdi bu YouTube datası olarak normal bir yere geliyor olabilir ama bazı adamların da var 700-800 bin takipçisi videosu izleniyor 50 bin. Ki view da basabiliyorsun farklı yerlerden veya YouTube'dan paid satın alarak. Ne tek bir ne tek bir şu an çok yükseksin çok mutluyum yapıştır orada. Yani ne tek bir view satın aldık ne tek bir abone satın aldık tamamı organik bizi hani genel olarak ekibi sevenlerin oluşturduğu bir kitle ki bunun da böyle gittiği için zaten memnunuz. Yani bu ekibin bir şeye para vermediğini ben de en yakından bilenlerdenim. Hayır. Gerçekten. Bir de vermeme YouTube... ihtimalleri varsa vermiyorlar yani. Abi YouTube öyle bir şey değil ki. YouTube dediğin şey kişisel ekran. Yani izlediğin yer neresi YouTube'u? Ya cep telefonun ya bilgisayarın. İkisi de kişisel lan. Yani hani bu kadar kişisel bir durum yok yani. Şimdi bu kişisel ekranlarda bir içerik yaparken bunun temel dayanağı ne? İşte güven, samimiyet. Bana göre bu. Şimdi sen YouTuber olarak veya influencer olarak eğer ki izleyenini kandırıyorsan... Bu yüzden reji anladınız mı? Hayır şey aklıma geldi. Güven, samimiyet ve temizlik olsaydı çok fazla farkımız güven, yokmuş samimiyet yani. Ve mumbard olması. YouTube. Ya sen izleyenini kandırıyorsan ben konuyu dağıtmam. Bana göre yani. Gerçekten vuruyoruz. Dağıtmanıza da izin vurduğu yerler. Vuruyoruz. Oğlum bir videoda ilk defa konuşamıyorum lan ben. Vay enteresan. Hayır yani abi. İzleyenini kandırıyorsan hiçbir değeri yok. Bu izleyenini kandıran adam yarın öbür gün markayı da kandırıyor. Yarın öbür gün kendini de kandırmaya başlıyor. Çünkü diyor ki ulan benim
6 milyon abonem var diyor yani. Ortamlarda böyle dolaşıyor. Ya, saçmalık. Dümdüz saçmalık. Hayır. Hemen böyle anlamıyordu anlattığı şeyi. Kimdeki isim vermek gerekirse. Yok ya. Yani muhtelif isimler yani ama neticede isim gerçekten önemli değil. Bir de YouTube'a hiç bilinçsiz giriyorsun ya. Hani YouTube'da değil aslında konu. Dijital content üretiyorsun. Adam dijitaldeki content'e niye ilgi gösteriyor abi? Televizyonda izliyor çünkü. O kişisel ekran değil, aile ekranı. Televizyonda izliyor. Televizyonda izlediğin dışında bir de kişisel ekranında kişisel bir şey izlemek istiyor. Şimdi buraya sen saçma sapan bir şey yüklersen, saçma sapan bir video yüklersen orası çöp olur. Sen izleyenine hiçbir değer vermediğin anlamına geliyor bu. Şimdi adam da sırf markadan 2 tişört giyeceğim, 3 makyaj malzemesi alacağım, cebime 2000 lira para koyacaklar diye. Makyaj malzemesinin tri budur. Hani emoji hali de budur. Apple'da bakın emojisi bu makyajı. İşte 2000 liraya şey ben yalnız yaparım. Makyaj yaparım. Böyle o öyle bir durumda samimiyeti öldürüyor. Samimiyet ölüyor. Kanal neden tuttu diye bana sorduklarında tuttu ki hani milyona gidiyor ki sizinle gidiyor her mu? Yerde fotoğraf çektiriyorlar vesaire. Ben çok mutlu oluyorum bu arada. Hani yaptığımız işte ben daha önce bir baba gibi böyle. Birçok hayır o anlamda değil ya. Birçok işte manyak mısın lan bizle mi övünecek? Hadi oradan. Para isteyeceğiz diye. Para isteyeceğiz diye korkuyor. Abi bak iş yaptığın iş tutunca siz de mutlu oluyorsunuz. Ben de hani mutlu oluyorum. Adam immün ya. İmmün herif bize ya. Bu yüzden biz de çalışıyoruz. Bu arada dünyada buna immün olabilecek tek yani yetiştirildi herif bu konuda. 2 senedir bunu da olur. Bak bununla ilgili güzel hatıram var. Kafa Dergisi bir gün röportaja gelmişti hatırlıyor musunuz? Ben normalde videolara çıkmam zaten. Böyle ortamlarda da çok fazla sesimi çıkarmamaya çalışıyorum. Sizin gibilerle de çok sevdim. Sizce ben muhatap olacak adam değilim de bakma işte. Sağ olsun Koray geldi bizimle bir röportaj yaptı. Röportajda böyle konuşuyoruz falan. Bir yerde kendimi kaptırmışım. Konuya girdim. Ondan sonra konuşuyorum böyle heyecanlı heyecanlı. Hocam şu şöyle olması lazım. Bak burada da yanlış yapıyorlar bilmem ne. Sonra bir baktım. Siz böyle susmuşsunuz. Hani beni izliyorlar böyle gözleri açılmış falan. Özgür'ün böyle TEDx skill'leri var. Evet TEDx yani talk'ları var. İnanılmaz. Reklamcılıktan gelen bir konuşmayı ele geçirme. Bu reklamcılıktan da daha derin yani. Özgür'ün evet, kendisinden gelen bir özellik. Küçükken beni konuşturmadılar. Dediler ki sen sus. Misyoner seni başka bir şeye ikna etmeye çalışıyor. İşte, Vololo Reis. Peki abi biz Vololo Reis. Özgür'ün lakabı. Tamam okey. Sıkıcı kısımları bıraktık. Bizle çalışmak nasıl bir şey abi? Anlatır mısın? Burada izleyenlerimiz çok abi merak ediyor. Kamera açık değilken biz nasılız? Çıkırdım. Dürüstçe söylüyorum bak. Tek gerçekten işte şundan bahsediyorum. Ha? Sizle çalışmak böyle bir şey. Ne yaptın ya? Parmakla göster. Daha böyle. Aa bu. Şekli var lan. Kitaba koysan böyle bir şey işte yani sizle çalışmak. Ama genel olarak gerçekten mükemmel yaratıcı bir ekip olduğunuzu düşünüyorum. Yani verilen değeri yükselterek iade ediyorsunuz. Bak buna gönül rahatlığıyla söylüyorum. Ama iş disiplininiz yok. Evet, evet. Anladın mı? Yani diyoruz saat 1'de stüdyoda olunca 2.30'da aşağıda tost yiyorsunuz. Engin kestik buraları. Bunun dışında gerçekten bak oradaki iş disiplini muhabbeti yok, dışında. Çok haklısın. Bence gerçekten bence. Hani YouTube'da hani belli çok bir kaliteye sahip içerik yapan içerik üreticileri arasında gerçekten böyle 10 kişi sayacaksam mutlaka bu ekibi sayarım. Ki i̇şte onu keşke geçmiyor bizden şu anda. Biri olmasaydın bunları söylemezsin. Peki YouTube'un genel durumu nedir şimdi? Olumlu görüyor musun? Geleceği. Yani işsiz ya, kalacak mıyız onu soruyorum aslında. Yani neticede ben bununla ilgili bir guru falan değilim. Hani YouTube şuraya gidecek. Evet gitsin. Peki yani işsiz kalacak mıyız? Kimse yani şu kağıdı imzalayabilir misin işsiz kalmayacağımızla ilgili? Eğer işsiz kalırsak bir 300 lira eğer varsa. Allah o günleri göstermesin kimse için. Yani ama emekli YouTuber kahvesi projesi vardı Base Motor Pro'nun. Öyle bir şeye falan. Sen oraya katılmadın mı zaten? Samimiyetimle şunu söyleyebilirim. Biz bir ara kanalla ara verdiğimiz sağ olsunlar hani bize teveccüh gösterip birçok yerden böyle hani gelin birlikte bu projeyi devam ettirelim. Şöyle yapalım, böyle yapalım diye çok teklif aldık. Bu vesileyle de gerçekten teklif eden herkese teşekkür ederim. İşte daha yeni de konuştuk işte. Kaliteli isimler de var neticede. Barış Özcan gibi.
işte 140 Jurnos gibi. Hı-hı. Neticede birçok insanın Bates, tepkisini Bates Motel Pro, işte Cult nasip olursa gelecekler inşallah. Kurcala var. Kurcala var. Birçok insanın kamusal mizah ismin benimle aynı olduğu için sevmiyorum. Evet, orada da bu arada Özgür Turan. İkide bir Özgür Turan, o Özgür Turan mı ya arkadaş onu, ya? Onu anlat. Ben ünlü olacaktım. Yıllardır uğraşıyorum. O isim soyadı kapattı bile çok. Evet, ama aldı. Bütün SM'leri ben de. Instagram Özgür Turan ben. YouTube ben, Twitter ben. Buradan satıyoruz kendisine. Gerekirse satıyoruz. Kamusal mizah Özgür bize ulaşırsa. Özgür telefonum var sende, ara beni. Disiplini bu kadar önemli. Niye bizi sabah 6'ya kadar dün oyun oynattın ya? Yani. Müdahale etmedin bize. Abi oyun güzel. Bir kere onu bilmek saat 1'de lazım. Çekim Özgür var diyoruz. Saat 6'da hepimiz oyun oynuyoruz böyle. Özgür ben... ya bizim kararlarımıza güvenmemen gerekiyor yani. Sen bana ne inisiyatif bırakıyorsun? Bunu bilmen gerekiyor. Ama bak siz sabah 6'ya kadar eğer 1000 kişiyi Twitch'te tutabiliyorsanız siz oyunu oynayın arkadaş. Çok ben ona okeyim yani. Çok mantıklı. Tamamen onu test ettik biz dedim. Evet. Tutabiliyor muyuz? Disiplinli bir karardı bu. Evet, bakalım tutabileceğiz mi 6'ya kadar? O zaman Twitch hesaplarımız şöyle alta gelsin mi bizim? Engin'e iş geliyor. Gelmez mi be? Engin de böyle yapıyordu. Engin bu sefer böyle yapıyor. Çabuk toparlanalım. Kusalım artık. O zaman şunu sormak istiyorum. Şimdi insanlar bizden yeni bir şeyler bekliyor. Böyle mi bekliyor? Böyle, böyle bekliyor. Burada insanlar bunlar değil mi? Her biri. Biz burada. 5 kişi bizden yeni bir şey bekliyor. Biz ne zaman yeni şey içeriklere, mesela zıbını çok bekliyorlar. Yeni içeriklere abi, bekliyorlar. Şöyle bir şey. Onu insanlara ben şunu yapalım. Rica ediyorum. Bana şunun cevabını verse. Levent ve Mastak bölgesinde Levent 700 kim? Metrekare, 4,5 metre tavanlı. Tamam mı? Hepsini güzel. Bize aramıyoruz bu arada, korkmayın. Evet, yani, top oynuyorlar. Üzgün. Watch! Hani stüdyo ve ofis yapabileceğimiz bir yeriniz varsa beni bana mail atın. Yeri görelim. Çünkü şu İşte anda, bu yüzden yeni içerik gelmiyor. Şu anda yer arıyoruz. Hani hem ofis olarak kullanabileceğimiz hem de doğru düzgün içerikler üretebileceğimiz, beyin fırtınaları gerçekleştirebileceğimiz bir yer. Ya şöyle şunu da ekleyelim. Çekeceğiz. Şu anda ofis olarak kaburgacıyı kullanıyoruz. Evet. Öyle bir ama bunu siz istediniz ama yani. Olsun bundan yani. Bundan dolayı memnuniyetsiz yani değilsiniz. Ne zaman gitsek kaburga yok orada. Starbucks Delirin vardı. Delirin karakteri değil mi o zaten? Kaburgacı. Yani kaburgacı aynen. Starbucks vardı. Ondan sonra dedik ki kaburgacımız niye yok yani? Tabii ki. Tam olarak bu iş konuşabileceğimiz bir kaburgacımız olmalı. Ama buna okeysiniz kaburgacı. Yok ben bence gene de bir ofis bulalım yani. Bir yere kadar gidelim. Ofise söyleriz diyorsun. Lahmacun kokmayan. Evet, evet. Bir de inanılmaz bak, bu insanların bilmesi lazım bunu. Ya inanılmaz bir yemek yeme serüvenleri yaşanıyordu ofiste evet. Bir ara. Ha evet tabii. Ama yani bunlar serüven diye anlatıyorum. Bak sen düşün yani. Evet, şeyde, güzel günlerdi. Ofisteyken, eski ofisimizdeyken. Evet, yemek yeniyor. Biri sorumluluk alana kadar herkes aç kalıyor. Yani kimse özgür alıyor böyle sorumluluğu. Toplu bir inisiyatif alınmıyordu. Yani bireysel olarak kim sınıra dayandıysa şekerde, kimin artık düştüyse o sorumluluk alıyordu. Genelde kim diğerlerine daha fazla küfür ediyorsa diyorsun. Genelde Özgür bakıyor, herkes böyle bayılmış, içerik falan çekecek halimiz yok. Evet, yemek söylüyoruz, kim ne yiyor şeklinde. Abi ya bir de yemek yerken enteresan oluyordu. Bir sessizlik oluyordu ofiste. Yani sadece böyle bir hışırtı, paket sesi. Ciddiyet bir tek orada var. O senin yaşadığın tek an değil mi ofiste? Sesler. Nefes alabildiğin tek an o sessizlik var. Onun için yaşıyor. Oh be, hepsi mesela bunu anlatmamda sizin için çekince var mı bilmiyorum ama. Bir gün ne yemek, anlatacağını tahmin edebiliyorum. Bir gün yemek söyleyeceğiz. Şimdi, midesi bulanmıştı lan, hatırlıyorum. Abi, şimdi ben Buğra ile Berk'in ne yemek söylediğini bilmiyorum. Tamam mı? Yemek geldi. Ben yarım ekmek döner söyledim galiba. Ya da dürüm söyledim. Ondan sonra bunlar yemek paketlerini açtılar. Çünkü o bir paket halinde geldi o yemekler. Abi bayağı bildiğin tam bir ekmek. Tam. Şey değil mi? İllüzyon gösterisi. Bitmiyor böyle. Sonsuza kadar bir tam bir çıktı. Ekmek içinde tavuk döner. Ya ketçap, mayonez ve patates yoğunu. Ya dedim ki Hacı abi siz okey. Yani aç olabilirsiniz. Ama ya bu bir beden. Başkasının rızkı belli ki. Güzel şeyi söylemiyorsun. O tek yediğimiz şey değil. Evet. Islak da yedik yanında. Evet, yanında ıslak hamburger yedik. İki tam ekmek. Tam ekmek. Tane. Bu arada şunu söyleyeceğim. Buğra'nın şöyle bir realization oldu o an. Şöyle bir şey fark etti. Realization derken gerçeklik.
Evet, aldısın onunla ilgili çok eleştiri alıyoruz bu arada arkadaşlar. Sonuna kadar haklısınız. Yok, İngilizce öğrendim. O yüzden İngilizce öğrendim. İngilizce. Haklı mı olacaklar? İngilizce dil okullarını sponsorlar. 2019'da da İngilizce bilmiyorsan girmeyin. Japonca yapıyorum. Aynen. Torbayı açtı Buğra. Aa, gerçekten tam ekmekmiş dedi. Oğlum ben şey düşünüyordum. Bak şimdi. Hani, evet, şey ufak yani. Bir tam ekmek cinsinde bir Hulk şey. Bak şimdi problem nerede biliyor musun? Tam ekmek hani. Fırına gidip aldığınız tam ekmek de tavuk döner. Bak şimdi problem yani. Şuradaydı abi. Bazı yerler tam ekmek diyor. Ama şöyle bir ekmek ha, geliyor. Evet. Yani o da 4, bir tam hakikaten. 3/4 ekmek geliyor. Bana. Ben hep dediğim, onlara alıştığım için. Şöyle değil mi? Yani, tam evet. Dediğim böyle oldu. Bu bir bütün diyor yani. Ekmek. Ben bunu böyle alıyorum. Sana da böyle verdim diyor adam. Şimdi bu tam ekmek... Hiç ciddiye almışlar. Böyle ekmek vereceklerini düşünüyorum. Oğlum porsiyonlara bir hassasiyeti var. Berk bir gün bir yerden şey söylemişti. 30 santim sandviç paketi açtı bu 28 dedi. Ama oradan bilmiyorum onu. Başka bir yerden. Yani 30'u yediğin için. Yedim. Boy biliyorum. Tamam, muhabbet kötü bir yerde. Peki 3 tane Arby's menü yediğiniz günden bahset. Bir dakika. Bir dakika. Sen de batıyorsun. Abi Arby's'den 3 menü yedi bu adam. Ben değil, bu da yedi. Şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Tek başıma değildim. Arby's'in 2 kişilik menüleri vardı. Normalde onu söyledi. Normali oydu. Bir baktılar bir gün 3 kişilik menüleri var. Neden sınırımızı geçtirdiler? Bakın bir dakika. Bir dakika. Bu bir kere ilk sorumlusu Türkiye. Evet. Neden? Çünkü ülke iyi durumdaydı ve üçlü menü ucuzdu abi. Evet abi. O kadar ucuz üçlü menü olamaz. Şu an herkesten yani. Allah razı olsun bilemiyoruz. Çok teşekkür ederim. 20 lira ya. 3 kişilik menü olmaz abi. Şey çok ya. Komik ya. 5 kişi, 4 kişi falan neyse yemek söylüyoruz. 17 tane ıslak mendil gönderiyorlar. Kitleler doğacak burada diye düşünüyorum. Restoran sahibi. Aslında yok öyle bir şey. Ya bir son olarak ya. Çok güzel yemiştik ha. Gidelim mi harbi? Şeyi hatırlıyorum abi. Bak. Son. Bu da Buğra'ya oynamak gibi olacak ama ne yapayım ya? Allah Allah ya. Anladın mı? Şimdi. Dondurmayı anlatalım mı? Algida Bum Bum'un bize sponsor olmadığı gün. Tamam mı? Yani sponsor olmayarak bize dondurma gönderdiler. Tamam mı? Buğra'ya dedim ki Buğra bak çok var hani kolilerce var anladın mı? Kolilerce değil dolap var. Ne var lan? Dolap var ya buzdolabı var yani. Dolabın içinde. Ve sağ olsun yani orada hani Agida göndermiş yani. Onlar hepsini bizde. Bir anda yiyemezler diye dolap göndermiş. Dolaba gerek yok. Dolabı ısırıyor. Şöyle algılamış olabilir mi? Buğra çok fazla koli var çok fazla. Bunları azaltman lazım. Yani bana bir yardım çağrısı gibi geldi hissedeceğim. Bunları ben nereye koyacağım gibi geldi. Abi ben Buğra'yı merak etme ben hallederim. O gün Buğra'nın emaniyet. Elinde dondurmasız bir kare göremezsin. Oğlum. Ama her karede böyle geziyor. Bir şey diyeceğim. Ben 6'da bıraktım sayıyorum. Bir gram abartmıyoruz. Berk 6 yedi ve kimse ayıplamadı. Ben 6 yemedim. Öyle bir şey söylemiyoruz yani. 6 yemesi Berk'in normal olduğu. Yani. Oğlum bir şey olmaz. Normal. 6 tane yedin diyorlar. Çıtayı çok yükselttin. Çan erisi yaptık yani. Gerçekten 7 tane yedin oldu. Bu arada bir o şey. Gün, bir günde 7 tane yedi abi. Evet ondan sonra ama totalde 3 tane yedi. 7'den fazla yedi. Sonra da 3 ben inanmıyorum. Ben de 8'i bulmuştum. Bu sır benle mezara girecek. Bunu söyleyeyim. Kaç tane yediğimi asla çıkamayacak. Ama 7 değil. Tamam mı? 7 değil. Onu söylüyorum sadece. 7'den fazla yani. Mümkün değil abi. 7 artı böyle. Ben şöyle bir görsel hatırlıyorum ya. Ben kahvaltı eden var mı? Ettik abi biz. İyi o zaman. Ben de dondurmayayım diye 2 tane aldım. Şöyle alır mı? Yani günü öyle başlandı yani. Bir şey diyeceğim. Bir insan... İki tane dondurmayı aynı anda alır mı ya? Yani bir tanesini bitirirsin sonra gidersin. Öyle bir yani hıza bakın yani. İki tane aldı aynı anda. Bir şey diyeceğim. O dondurma küçük değil miydi abi? Abi neresi? Değildi. Bayağı dondurmaya el kadar dondurma yani. Dondurmaydı. Neyse yani çok enteresan ve hani güzel günler yaşadığımızı düşünüyorum. Bence de. Burada öyle yiyemiyoruz işte güzel oluyor. Tabii son olarak yani, bak hadi yemek. Bu ama hepimiz için. Oh, KFC'nin sponsor olmadığı günü hatırlıyor musunuz? Evet. Ama bakın çok ben bunu oldu. Samimiyetimle anlatmak istiyorum. İşte o dönem KFC dedi ki biz size sponsor olmuyoruz ama bir sürü yemek göndereceğiz dedi. Tabii içerikte de bunları yersiniz dedi. Ben de okey dedim yeriz.
Şimdi bir sürü mal geldi, tamam mı? Yemek, yemek. Masanın üzeri yemek. Cennet gibi. Dedim ki bak ya, içerikte yiyeceksiniz arkadaşlar, sakin olun. Dedim, olduk mu? Kemik vardı böyle. Yani stüdyoya bir insan çıkarıyor. Ya üçüncü hamburgerini yemiş girer mi stüdyoya? Onu söyleyene kadar özgür biz 7 tane kanat yiyoruz. Abi çok enteresan. Ya. Bu açın şey dediğini hatırlıyorum ben böyle. Bu arada kanatlar daha lezzetliymiş yerlerinde. Hepsini ya diyor ki ya, en az bir tane gömdü. Diyor ki kanatlar çok güzelmiş. Biz diyoruz ki hangi kanatlar? Kanat yok yok. Ya yer gök, anladın mı? Yer gök yemek. Ya yiyeceksin, hepsi senin. Ama niye beklemiyorsun? Bir dakika. Bekleyeceği süre de ya yarım saat sonra çekmiyor zaten. Arkadaşlar tam giriyoruz. Işıkları açtım. Döndüm, yarısı yok. Bu ne? Bu arada şunu da söyleyeyim. O videonun altında böyle bir daha böyle açı gelmeyin abi diyor. Yemek yiyin. Yemek yiyin öyle çekin dediler. Yemek yedik ya. Bayağı yedik yani. Biz bayağı yemiştik ya. Bir menü gömdük gibi düşün. Bazı ürünlerin sınırı olmuyor işte. Ama çok güzel bir gündü ya. Bayağı cennet gibi. Abi çok güzel bir gündü anısı. Gerçekten muhteşem. Çok güzel bir gündü. Abi bir şey diyeyim mi yani? Bir masa hayal edin. O masada yer yok. Her yer ürün. Yani müthiş bir şey. Aa, Disneyland'a gidenler anlarlar ya. Öyle söyleyeyim ya. Evet, çok güzel. Valla yani güzel anılarla dolu. Hep yemek anısı anlattık. O benim evet, biraz moralimi bozdu. Yok be. Bayağı bir şey konuştuk. Hatta videonun belli bir kısmı ciddi bile gitti. Evet evet. Sen düşün artık ya. Yani. Belli bir seviye. Artık böyle içeriklerde falan. Peki Özgür'ün bazı trikleri var şimdi. O trikleri ben çok az ondan bahsedelim, sonra da kapatırız. Evet evet, bunlardan bahsedeyim. Ben hani çünkü yapıyorsunuz ya, gruplara saçma sapan fotoğraflarımı koyuyorsunuz. Evet, ne evet, bileyim. Hayır hayır. Anlamsız. Hiç alakası yok. Benim bak hiç unutmuyorum. Bir tane fotoğrafım varmış. Kim çekti bilmiyorum. Ben şişme montum var üzerinde. Ellerim cebimde, ben bir şey düşünüyorum. Arkadaş ben onun haberim bile yok. Günün birinde bir baktım grupta bu grubun fotoğrafı olmuş. Sonra şeyde uzaydasın ya. Photoshop yapmış Berk sağ olsun. Uzaydayım böyle galaksiye bakıyorum. Öyle şey, şişme montla böyle uzayda böyle bir Özgür, hatta koyabilirsek koyalım onu. Büyük ihtimalle koyamayacağız ama. Koyarız vardır onda. Böyle şeyleri hep buluruz yani. Böyle, bu şekilde duruyor. Şimdi piramitlere çıktı o fotoğraflar direkt koydu. Ya şey ya, dünya turuna çıktı o. Tabii. Böyle duruyor. Çok komik ya. Bir şey düşünüyor aslında. Bir de tabii şu arkadaki fotoğrafta da gözüken ve şöyle senin arkanda da gözüken figüründeki iş bitiren yapımcı pozunu insanlar hani şey, yapımcıya ne poz verilir bu falan zannediliyor. Normal şeyi hani bazı oyunlarda, şimdi 2D oyunlarda animasyon stansları olur ya, mesela atak animasyonları falan. Bir de idle animasyonu olur. Hiçbir şey yapmazken duran. Özgür'ün idle animasyonu o mesela. O sırada bir şeyle uğraşmıyorsa elde böyle laptop. Çaldı. Net bir şekilde evet, o sırada bir şey çözülüyor. Ama yani dert tasa bitmiyor yani neticede. Çözmek lazım bunu. Çözüyorsun da yani. Benim triklerim de bu arada ya. Ben şeyi hatırlıyorum Özgür'ün ya. Biz böyle BKM'de soru cevap yaptık ya. İşte önden gittik kapıya doğru. Önde de başka birinin şeyi var. Neydi? Bir kafalar. Var böyle tipi. Var böyle tipler, pardon. Onun gösterisi varmış. Biz de böyle kapıda bizi izlemeye gelenler de orada. İçeri girmeye çalıştık. Adam dedi ki başka gösteri var, çıkın dedi. Ha tamam, giremiyormuşuz dedik. Geri çıkıyoruz. Özgür dedi ki ne yapıyorsunuz? Gerizekalı. Özgür içeriden çıktı bu arada. Onu da söylemem gerekiyor. Özgür içeriden çıkarak söyledi. En arkadaydı. Nasıl nereye başladı? Gidiyorsunuz? Berk diyor ki gelmiyoruz abi. İçeride başka gösteri var. Lan gelsene şuraya. Lan buraya diyor. Sonra şey ilerleyin demeye çalışıyorlardı. Buğra mı? Berk de o sırada fotoğraf çektiriyor falan. İlerlesene falan. Diye ne zorladı o tam. Berk'in kızıldı böyle, Özgür hemen çözmüştü. Evet, şu anda rejimiz böyle hareket yapıyor. Nasıl oldu bilmiyorum. Orada bir tane daha Özgür var şu anda. Nasıl ya? Yapalım mı kurguyla? Çözüyor. Engin bir şey çözüyorsun. Şu üç kamerada da Özgür var. Fantommuş değil mi? Bir tane reji olmak zorunda orada. Yapabiliriz. Evet, benim kameram kalsın, gitmiş. Kalsın. Benim kameram devam et, akıyor şu an yine. Şu an Boğaç'ın kamerasında bellek dolduğu için ben kapıyorum. Çok vaktimiz yok. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşürüz. See you guys. Hoşçakalın. See you around guys. Ha, buradayız değil mi? Merhaba. Hello guys.